geldiniz. Sakarya vlogunu kapattım ve şu an artık Uşak vlogunu açıyorum arkadaşlar. Biz Ömer'le beraber yola çıktık. Sabah saat 6.30. Muhtemelen şu an 6.30 değil mi? Evet, 6.20 geçiyor. Biz Uşak'a gidiyoruz. Benim memleketime, canım Uşak'ım. Şu an bu vlogu izleyen birçok kişi Uşak diye bir şehir var mı yok mu? Ve bu Uşak şehri Karadeniz'de mi diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır arkadaşlar, Uşak Ege'de. Değil mi hayatım? Evet öyle. Tokat'ın aşağısında. Tokat'ın aşağısında. Ay. O yüzden şimdiden hepinize bol Uşaklı bir video diliyorum. Vlog diliyorum. Biz şimdi daha hiç kahvaltı bile yapmadık. Birazcık enerji depolayalım. Uykumuz açılsın. Ondan sonra sizinle tekrardan yolda görüşürüz. Biz çok heyecanlıyız değil mi Uşak'a gidiyoruz diye? Evet. Sansaylı'nın Uşak. Aynen öyle. Şu anlık 4 saat 12 dakika gösteriyor. Ama tabii biz aralarda muhtemelen duracağız yani. Babamlar da zaten İstanbul'dan çıkmışlardı. Diğer vlogda söylediğim gibi. Uşak'ta onlarla buluşacağız. Sonra ben 2 tane çocuk alacağım yanıma. Değil mi? Biz... Hayır, biz hazır yetişmiş 2 tane çocuk alacağız yanımıza. Later. Telif yemeyelim diye müziğin sesini kıstık. Neredeyiz? Bilecik'teyiz arkadaşlar. Tam 2 saat 50 dakikalık yolumuz kaldı. Nasıl? Yol güzel mi? Hı? Nasıl, yol güzel mi? Güzel. Gidiyoruz. Rahat rahat gidiyoruz arkadaşlar. Ben daha Ömerciğimi hiç durdurmadım yolda. Durduracak. Bilmiyorum ki, belki durdururum seni. Daha durmuyor. He? Bir 2 saat kalsın. 2 saat sonra dururuz. Hayır ya, bir yıkıttım benim. Tamam. Olur. Bana uyar. Biz böyle şarkılar falan söyleyerek şey yapıyoruz, gidiyoruz. Çok eğleniyoruz yani yolda. En azından ben öyleyim. İnşallah böyle boğazım falan acımaz bu kadar şarkı söylememe. Tipe bak ya, nasıl araba kullanıyor. Burada daha demin yollarda şey falan yazıyorlar. İşte bozuk satır falan yazıyorlar. Ömer isyan etti. Bozuk satır yazacaksınız, orayı düzeltsenize diye. Ondan sonra bir de şey, buradan geçerken Sümela işte şey falan oteli vardı. Ondan sonra Ömer'e diyorum ki her şeyi çalmışlar Karadeniz'den diyorum. Siz diyorum Karadeniz'deki kayanın yarısını almışsınız Sakaryalılar olarak. Bunlar da Sümela'yı buraya çalmışlar diyorum. Ne yapmışlar bunları? Herkes Trabzon'u kıskanıyormuş dedim. Neyse, biz biraz daha eğlenelim, sonra sizinle tekrar buluşuruz. Bilecik'teyiz diye haber vermek için açtım size. Hadi görüşürüz, bay bay. Kapat. Akın Bey diye biri varmış arkadaşlar, kahveye o sipariş etmiş. Hiç kimse uyanamamış. Ne? Aslan anlayanı çok duydum. Evet ya. Sonra, ama Akın'ı ilk defa duydum. Aslan. Şimdi arkadaşlar, Aslan. Nasıl şey diyeceğim? Meta. Aslan dediğin zaman aslan anlıyorlar. Aslan değil. Ondan sonra ama Akın gerçekten ilk defa şey yaptığımız bir olay oldu. Şahit olduğumuz bir olay oldu. Bak. Komiğine mi gitti? Tipe bak. Biz şimdi neredeyiz bilmiyorum ya. Biz Bilecik tarafındayız. Navigasyon nereye gösteriyorsun diye gidiyoruz. İşte, evet, navigasyon. Ya konuşalım ya insanlarla. Ha? Ha, tamam. Neyse şey, insanlar sizinle konuştuk. Sizinle sonra konuşalım. Bizim bir işimiz var.
Kahvemizi de aldığımıza göre. Ay canım, Starbucks içmeden ayılamıyoruz. Arabaya mı kilitledin ben? Beni almıyor zannettim arabaya. Ben açamıyormuşum. İki dakika emniyet kemerimizi takmasak. Şurada değil mi zaten? Tamam, ben emniyet kemerini şimdi 2 dakikalık takmıyorum arkadaşlar. Ama siz böyle yapmayın. Şimdi sizinle sohbet edebilirim arkadaşlar. Ömer'i bıraktım lavaboda. O hala sıra bekliyor. Ben girdim çıktım bile. Neyse, biz şimdi Bilecik'teyiz, benzinlikteyiz. Bir dinlenme tesisinin hemen yanındayız. Güzel, keyifli bir yolculuk. Ben bu arada yolculuktayken Sakarya vlogunu da editliyorum. Onu da muhtemelen yavaş yavaş YouTube'a yüklerim. Ki yeni videolar için yer açılsın diye. Farklı şehirler gezmek, görmek güzel. Ama sadece sanırım herhalde bir haftada 3 şehir birazcık yorucu olacak. Ama olsun. Şu an güneş beni o kadar yakıyor ki. Rüzgar estiğinde de soğuk üşütüyor. Ay. Aa, arabanın direksiyonu taşlı. Ne kadar güzel. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi ben birazcık şey yapayım. Arabaya da bineyim. Çünkü gerçekten yandım. Güzel, keyifli bir yolculuk. Ben ara ara şey yapıyorum, edit yapıyorum falan. Ara ara her şeyi bırakıyoruz. Şarkı söylemeye başlıyoruz. Sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani yolculuk yapmayı seviyoruz birlikte. Ve birlikte bir yerleri gezmeyi de seviyoruz. Umarım siz de vlogda biz eğlenirsiniz yani. Ben eğleneceğinizi düşünüyorum. Kahvemizi de aldık. Zaten sandviçimiz de var. Oraya gittiğimizde de kahvaltı yaparız babamlarla buluştuğumuzda. Öyle yani. Güzel, keyifli. Ömer'i bekleyeyim. Ömer de gelsin. Ondan sonra tekrardan yola çıkalım. Sizi bundan sonra bir daha kesin Uşak'ta falan açarım arkadaşlar. O yüzden şimdiden bize iyi yolculuklar, size de iyi seyirler. A few moments later. Uşak'tayız. Ya Uşak'ta bir daha yakışıklı görünüyor gözüme. Memleketime geldiğim için arkadaşlar çok mutluyum. Heyecanımı mazur görün. O yüzden şimdi biz Uşak'a geldik. Burada bir tesis varmış. Oraya gidiyoruz. Babamlar. Bekliyoruz babamlar da. Zaten Kütahya'dalarmış. Onlar da yaklaşık bir yarım saat 45 dakikaya falan burada olurlar diye düşünüyorum. Belki de bir saat. Bilmiyorum. Bir saat mi? Bir saatten birazcık fazla da olabilir. Duruş hızına bağlı. Bilmiyorum. Ne kadar? Biz 1 dakika sonra tesisteyiz arkadaşlar. Ya canım Şam ya. Ne kadar da tatlı. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ubey Kanyonu. Bak Ubey Kanyonu. Arkadaşlar size bir bilgi vereyim bu arada. Dünyanın en büyük kanyonu Büyük Kanyon. Birinci büyük kanyonu Büyük Kanyon arkadaşlar. O yurt dışında. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu da Uşak Ulubey Kanyonu. Bunu tanıdığım herkese söylüyorum. Siz de bilgilenin. Efendim? Bilmiyorum ki. Yok mu şeyi? Otopark. Yokmuş. Yol taraflara bir yerlere bakarsın. Ya Uşak'a gelmişiz ya. Her yer bizim ya. Park et bir yere. Kırçorunda bekleyeceğiz. Ben derim ben Uşak mıyım ya? Neyse. Sizi de böyle bir bilgiyle herkesi update edeyim dedim. Herkesi bu bilgiyle bilgilendireyim dedim. Çünkü neden arkadaşlar? Kültür önemli bir şey. Çünkü herkese bu bilgiyi veriyorum. Evet, çünkü tanıdığım herkese bu bilgiyi veriyorum. Dünyanın en büyük ikinci kanyonu Uşak Ulubey Kanyonu. Size hatırlar mısınız bilmiyorum. Trabzon vlogunda şey demiştim. Bizde de böyle, Uşak'ta da böyle bir köprü var ama demiştim. O köprü demiştim, Çınandıras Köprüsü. Evet, bu videoda oraya da gideceğiz arkadaşlar. Neden? Niye gitmeyelim ki? Gelmişiz Uşak'a kadar. Getirmişim eşimi Uşak'a yıllardır. Kendisi benim sevgilim olurdu, nişanlım olurdu. Şimdi eşim oldu. Onu bir de yani buraya gelmişken o kadar anlattım. Oraya götürmemek olmaz herhalde. Neyse, biz bir park yeri bulalım. Hadi görüşürüz. 15 minutes later. Nereye geldik? Uşak'tayız arkadaşlar. Bakın her yer kapalı çünkü bayramın ikinci günü ve sabah saat daha 11'e geliyor. Neredesiniz ey ahali? Durun, size güneş gözlüklerimi çıkarayım.
Ya arkadaşlar, bu kadar geç açılmaz bu dükkanlar. Ticaret böyle işlemez. Neyse, şaka yapıyorum. Biz uşağa geldik. Ben nasıl keyifliyim, nasıl mutluyum. Nerelere geldik, nerelere. Biraz sonra daha bizim gidecek 50 dakikalık daha yolumuz var ama babamlarla buluşmak için onları bekliyoruz. Aynı zamanda da kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Hadi gel gidelim. Babamlar da geldi. Arkadaşlar bir dakika, bir vlog başlangıcı yapıyorum. Biz uşağa geldik. Hatta size sadece kenarını gösteriyorum. Babamlarla da buluştuk. Baba kız buluşması yapıyor. Bir de bir gözünü de gösterebilirim. Tamam, yeter. Bu kadar. Geldik şimdi biz. Hazır yetişmiş iki tane çocuğumuzu alıp gidiyoruz. Mehmet'e bak ya. Hadi gidelim. Hadi toplandık. Baba biz buradan şimdi yürümeyelim. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Şu an bir noktasın ve burayı kesmeyeceğim. Kesmedi kesersin. Mesela buluşuruz. Yok, kesmeyeceğim. Arkadaşlar, uşağa geldik biz zaten. Siz bunu biliyorsunuz ama biz Karaalı'nın çok yakınındayız. Çünkü ben Uşaklıyım diyorum ama arkadaşlar Karaalı'yı bilmediğiniz için Uşaklıyım diyorum. Ben aslında bir Karaalılıyım. Buralar Buğdaylı Köyü'ne falan gidiyorlar. Birazdan Deli Hıdırlı'dan falan geçeceğiz. Bir şeyler olacak yani ama sonunda o köy benim köyüm olacak. Merve, kendini camdan aşağı atma yavrum. Görünmüyorsun bu arada. Ömer'cim sağ olsun beni Karaalı'ya kadar getirdi. Özel şoförlüğümü yaptı. Burada bırakıp aynı hızı devam. Hayır, öyle bir şey yok. Sizi biraz videoda bekletiyorum. Neden? Çünkü Karaalı'nın girişini çekeceğim. Ve oraya bir alkış efekti koymak istiyorum. Bunu da kendime not düşüyorum. Ve arkadaşlar, hepiniz Karaalı'ya hoş geldiniz. Büyük bir coşkuyla kutlarım. Kutlarım, aferin size. Artık ben buralıyım. Bak görüyorsun değil mi kocam? Ne güzel Karaalı Belediyesi yol yapmış buraya. Nasıl da rahat geldik. 20 ile gidiyoruz. Gidemezsin zaten. Boşver. Karaalı'mıza hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Buralar Toki arkadaşlar. Radar vardı. O yüzden biraz yavaşladık. Şuralar da Toki. Oralar o zaman Toki değil. O zaman buralar Toki. Bakın sizi nereye getirdim. Burası tanıyıp tanımadığım, herkese anlatmış olduğum Karaalı Kültür Parkı. Evet, burası nedir biliyor musunuz? Burası Karaalılıların sosyalleşme, düğün salonu, kına salonu, nişan salonu, yeri gelir aile çay bahçesi olabilen, her şeye uyabilen portatif bir mekan. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? Beğendin mi? Nereye? Burayı. Çok güzel, çok güzel. Değil mi? Burada oturduğumuz yerleri falan geliştirmişler. Böyle taş maş yapmışlar yerleri. Biz eskiden böyle çam ağaçlarının altında işte topraklarında masalara koyardık. Ve yapılması gerekenlerden bir tanesi de eğer buraya geliyorsanız Zafer Gazozu'nu içeceksiniz. Tadı çok daha güzel. Öyle Çamlıca gazozu falan değil arkadaşlar. Zafer Gazozu. Ne? Denizin. Ama ben gazozu burada içmeleri gerektiğini söylüyorum. Yani bu Zafer Gazozu'nun tadı tamam Denizli'de yapılıyor olur, menşe Denizli'de olur. Ama bu Zafer Gazozu'nun tadı Karaalı Kültür Parkı'nda düğünü izlerken içtiğinizde ve yanında çekirdek çitlediğinizde çıkar. Ha, bir tık da dedikodu. Aynen. Oturacaksınız, bir tık da dedikodu yapacaksınız. İşte olay böyle. Neyse biz birazcık oturalım, sohbet muhabbet. Ondan sonra Ömer'e bizim buradaki evimizi göstereceğim. Ondan sonra da şey yapacağız. Geçeriz artık biz de yavaş yavaş.
ne yapacağımızı gün getirir. Ha, Çulandırıs'a gideceğiz bu arada. Şeye gitmedik. Nereye gidecektik? Ulubey Kanyonu'na gidecektik ama birazcık sapak bir yerde kaldığı için önce Çulandırıs'a gideceğiz. Oraya artık ileriki dönemlerde tekrardan geldiğimizde gideriz. Arkadaşlar, neredeyiz? Çılandıras'a geldik hepimiz. Ben size ta Trabzonlardan başladım söylemeye. Dedim ki Çılandıras, Çılandıras. Hatırlar mısınız? Şahinva Köprüsü'ne gitmiştik. Ve Şahinva Köprüsü'nde demiştim ki burada bir köprü var demiştim. Burası da dik demiştim. Ama yanlarında korkuluklar var demiştim. İşte sizi şimdi tam da oraya getirdim. Burası böyle girişi Çılandıras'ın. Eskiden burada olsa park falan ücretli değildi. Ücretsizdi. Biz geliyorduk, giriyorduk. Ama şimdi artık ücretlendirmişler. Bir tık daha bayram zamanı diye de aslında yani çok kişi var. Şimdi sizinle beraber yürüyelim. Burada insanlar ne yapıyorlar? Bu tarafta dere var. İnsanlar burada piknik yapıyorlar. Çaylarını içiyorlar. Burada işte çay söylüyorlar. Arka tarafta hatta göstersin size çay içilen yeri. Siz zaten benim sesimi alıyorsunuz. Buralarda oturuyorlar, çekirdek çitliyorlar, çay içiyorlar falan filan derken arka tarafta bir tane de yüzme havuzu var. Uyuz Pınarı var burada. O yüzme havuzunun suyu, hatta köylere giden sular bile oradan karşılanıyor. Hem içme suyu olarak kullanılıyor, hem işte atıyorum evlere giden sular olarak kullanılıyor. Ve aynı zamanda da o derenin suyu birazcık daha randımanlı geldiği için tüm o şeyin elektriğini karşılıyor. Elektrik santrali var burada. Onu da zaten geçerken gösteririz size. Ben ta en son ne zaman gelmiştim buraya? 6-7 yıl önce falan gelmiştim. Ben yine gidiyorum. Size şimdi öyle büyük güzel bir manzara göstereceğim ki hayran kalacaksınız. Şimdi göstereceğim köprü. Zamanında Lidyalılar tarafından yapılmış. Ve aslında bir noktada da burası Hristiyanların 7. haç yeri olarak da gelmeleri gereken bir yer diye söyleyebilirim. İşte de size şeyi göstereceğiz. Buralının bilgisini de göstereceğim. Orayı da isterseniz videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz büyük borularla Pınar'dan su geliyor. Dereden daha doğrusu su geliyor. Ve şuradaki içeride hala çalışmakta olan makinalarla elektrik sağlanıyor aslında. Burası bir elektrik santrali. Şimdi burayı gördük mü arkadaşlar? Gördük. Köşeyi dönünce asıl manzaraya çıkacağız. Şu köşeden mi göstersek? Bir tık tehlikeli ama. Bu arada daha öncesinde o karşıda olmuş olan tahta köprü yoktu. Bundan 6-7 sene öncesinden bahsediyorum. O tahta köprü yoktu. Biz genelde bu gelmiş olduğumuz yerden, birazdan çıkaracağımız yerden aslında çıkıyorduk dağlara, işte köprünün o tarafa. Orası da değişik olmuş. Oraya da gideriz, bakarız. Şimdi bu Çılandıras su kemeri Frigya döneminde Banas çayı üzerinde kurulmuş vadinin aslında iki yamacı arasında su taşımak amacıyla kullanılmış. Günümüzde de aslında yaya geçidi olarak kullanıyor. Neresi? Hoş geldin Çılandıras Köprüsü. Bakın getirdim Ömer'i Çılandıras Köprüsü'ne.
Çok güzel bir zaman. Evet ama oradan dikkatli dur. Yani aslında tam olarak da ne zaman yapıldığı bilinmiyor. Frigyalılar ya da Lidyalılar tarafından yapılmış olan bir köprü. Hani şu parayı bulan Lidyalılar var ya aslında. Buralar güzel arkadaşlar. İnternette tabii fotoğraflarını açtığınızda daha mavi sular falan görüyorsunuz. Şu an birazcık daha çamurlu bir su var. Köprüde de inanılmaz insan var. Arkadaşlar, ben Trabzon'da Şahinva Köprüsü'ne çıkmadım ama bakın işte nasıl toprak çekiyor. Burada çıkarım köprünün üstüne. Şaka bir yana, burası daha güvenlikli. Aslında buradaki manzara benim şu arkamdaki yer değil. Tamamıyla karşımdaki yer. Bakınız. Akan bir şelale. Rüzgarın güzel güzel estiği. Suyun gürül gürül akıp geçtiği bir nehir. Şu an mesela kamera aşağıda bir köprüyü göstersin size. Orası yoktu. Şimdi şu an turistik amaçla yapılmış aslında. Nasıl da güzel değil mi? Sesi bile güzel. Nerede? Gel buraya. Gel gel. Buraya gel. Bak, Şahinva Köprüsü'ne çıkmadı. Kendisi bir Trabzonlu aslında. Kendi güzel şelalemi. Hiç bu aynı değil mi ama? Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen şöyle yapalım. Bir saniye. Uşağı nasıl buldunuz efendim? Gayet güzel buldum. Bıraktığımız gibi kalmış. Evet. Gelişmiş, görülmeye değer bir yer. Gelip görmeyi tavsiye eder misiniz? Ederim. İlk önce Trabzon'u gezin, orası daha güzel. Hadi bir oradan. Bu da kendi Trabzon'unu öve öve bitiremedi arkadaşlar. Neyse, Trabzon da güzeldi ama buranın da güzelliği ayrı. O yüzden gelin görün. Ama yani gelip görüyorsunuz da kayalara isim yazmayın arkadaşlar. Bakın Sümela'da da aynı şey var. Bu bizim milletin huyu halde. Konuşamadım sinirden. Madem geliyorsun, görüyorsun, ne diye ismini, soy ismini şeyini yazıyorsun ya? Aşağı inelim, şurada fotoğraf. Yani biz çekiyor orada. Tamam. Oradan da fotoğrafımızı, videomuzu çekelim. Nasıl güzel ama? Güzel. Bir çıkar güneş gözlüğünü ya, bir yeşili gör ya. Değil mi? Bir çıkarsın güneş gözlüğünü, bir yeşili görsün. Güzel. Bak nasıl da güzel. Arkadaşlar, herkes memleketini sevmeli. Ben buradan herkese bunu tavsiye ediyorum. Değil mi abiş? O da bana katılıyormuş ya. Herkes memleketini sevmeli. Sevmiyorsanız kesinlikle gidilip gezilip görülecek yerleri gidip gezmemişsinizdir. O yüzden sevmiyorsunuzdur. Hadi biz bir fotoğraf çekelim artık yeter. Kapatayım ben bunu. Bizde ailece kötülük senaryoları yazmak genetik galiba. Ya da biz kardeşiz. Olabilir. Arkadaşlar oturduk o şelalenin suyu var ya, o akan suya böyle herkes. Doğru. Hiçbiriniz bile o çıkmayın. Ama. Bugün değil yarın. Bugün tamam, bugün değil yarın. Biz birazcık dinlenelim. Böyle ayaklarımızı suda çıp çıp dinlendirelim. Şu yani herkes kıskanabilir arkadaşlar. A few moments later. Hello guys.
Şimdi biz Uşak'tan çıktık. İşte ziyaretimizi yaptık, gezdik. Ömer Uşak'taki evimizi gördü. Ondan sonra Çılandıras'a gittik, daha demin gördüğünüz gibi. Ama şimdi neredeyiz? Denizli'deyiz. Şimdi artık buradayız ama yarın gezeceğiz. Biz daha yeni geldik Denizli'ye. O yüzden de hazırlandık. Şimdi otelin içerisinde restoranda yemek yiyeceğiz. Bakın. Benim canım kocam nasıl da yakışıklı oldu ya. Hayır, yo gösterdim. Bir dön. Hadi gel orada oturalım. Tamam. Aa, şurada göstereyim. Şurası daha mantıklı. Böyle beyaz bir şort giydim. Üzerine beyaz bir crop giydim. Gömleğim. Pembe takılarım. Terliğim. Ve böyle pembe bir makyaj. Nasıl aldık? Çok güzel aldık. Evet, çok güzel aldık. Şimdi biz çantamızı falan da alalım. Sen koy cüzdanını içine. Bu arada odayı tam dağıtmamışken odayı göstereyim size. Bir dakika, çıkmadan önce. Kapı. Burası dolap. Dolaplar şöyle alayım. Daha sonra. Banyo. Böyle banyo tuvaletimiz var. Daha sonra da otelin içerisine dönüyoruz. Burada bir boy aynamız var. Daha sonra televizyonumuz, aynamız. Ben de şurada makyaj yaptım. Şurada da eşyalarım var zaten. Yatağımız ve odanın asıl şeyi. Açtınız. Hemen giriş katta ama bu tarafta bahçe var. Masamız var. Akşam biz Ömer'le burada oturmayı planlıyoruz. Ne yapalım? Hadi çıkalım. Tada! Odadan çıktığımız gibi havuz kenarındayız. Şimdi ablamları bekliyoruz. Burada ben de. Şimdi ablamları bekliyoruz. Biraz şurada havuz kenarında oturalım biz. Nasılsın? İyiyim, sağ olasın. Ben de iyiyim. Oteli beğendin mi? Ben de çok beğendim oteli. Burada bir havuz var. Burası belli bir saatten sonra kullanılmıyor ama şurası sürekli kullanılabiliyor ve burada yani Denizli'de hava inanılmaz sıcak, ıkkın ve bunaldığım bir havası var. Çok sıcak gerçekten. Yani havuz atlasam atlarım o derece. Neyse biz kızları bekleyelim. O sırada Ömer'le sohbet ederim. One eternity later. Biz şimdi akşam yemeğimizi falan yedik otelde. Tabii oraları size çekemedim. Çünkü hemen yiyip kalktık. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra şimdi neredeyiz biliyor musunuz? Otelimiz tam Pamukkale'nin dibinde. Biz de yemekten sonra böyle çıkalım. Bir çarşısında yürüyelim, göstereyim. Turistik turiste satılacak şeyler. Bir takım kilimler falan var. Uşak işte Denizli dokuma kilimler vesaire falan. Arkadaşlar bu güzel fiyatlara satıyorlar. Özellikle yabancılara dolar üzerinden satıyorlar. Güzel yani burası, yani Uşak zaten dokunmasıyla, kilimiyle vesairesiyle meşhur. Burada da hazır turist bir bölge. Tekrar geri çıkarız. Aşk arkadan döneriz. İyi bayramlar. Sağ olun. One eternity later. Parmaklarını çek. Evet arkadaşlar, ben şu an gelecekten geliyorum size. Videoyu editlerken fark ettim ki video çok uzun oluyor ama ben de bazı yerlerini hiç kesmek istemiyorum. O yüzden bu Denizli ve Uşak vlogunu part part yayınlayacağım. Şimdi siz bu izlediğiniz videoda tamamen Uşak'ı gördünüz. Bir sonraki gelecek videoda da Denizli'deki tek gün tatilimizi, antik havuzu ve gittiğimiz antik şehri vesaire falan göreceksiniz. Şimdiden bunun için de size ufak bir information veriyorum. O yüzden videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize öptüm.